Sevgili Şeniz Erten, hoş geldin. Hoş bulduk Beyzacığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ahtapot'tan öğrendiklerimden sonra çok duygusalım, çok iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Süper. Dünkü yayında ödev niteliğindeydi Ahtapot belgeseli. Ahtapot'tan öğrendiklerim. Yayına kadar büyük bir bölümünü izledim ve çok duygusaldı gerçekten. Çok şey öğretiyordu. O sevgi bağını o kadar güzel öğretiyordu ki tam da duymaya, görmeye ihtiyacımız olan şey aslında. Hayatımızda uygulayabileceğimizi görüyoruz. O kadar da ulaşılmaz olmadığını görüyoruz. O yüzden çok öğretici. Biz de Ahtapot'tan çok şey öğreniyoruz. İzlemeyenlere tavsiye, değil mi? Aynen öyle. Aynen. Gel ona da bak, onu da konuşalım sonrasında uzun uzun. Merhaba Seve Aylin. seve. Kim geldi? Aylin Hanım, Fidel, Aa, Zeyno öyle mi? Ne güzel. Tamam. Kuzey, Heh, şimdi Asma, altta kalmış. Sevginin Güya. saklı düzenini konuşacağız. Bu dizin bir düzen olarak mı bakmak gerekiyor? Buna tabii uzmanlık alanın. Yoksa sevginin nerede saklı olduğunu işaret eden bir başlık mı bu? Çünkü varoluşumuzun temelinde zaten sevgi var, sevmek var. Hep bunun peşinde belki de öğrenme yolculuğumuz devam ediyor. Her deneyimimizde aslında bunu aradığımızı görüyoruz. Ama bunun temelinde biliyoruz ki kendimizi sevmekten başlıyor. Ama bunun öncesi yok mu? Nereye bağlıyız bu konuda? Bir dizimden sanki bahsediyor gibiyiz. Nedir sevginin saklı düzeni? Sevginin saklı düzeni aslında büyük resim ama hani bir de bir soru iletmiştin bana. Küçük resimler mi büyük resme gidelim istersin? Büyük resimler, çünkü o bana o mesaj ilginç geldi. Dostlarımız toplansın birazcık, birazdan hepsi gelir. İstersen oradan başlayıp mı gidelim? Nasıl gidelim? Tabii. Sevginin saklı Büyük düzeni. sevgi, yani anlıyoruz ki kendimizden başlamıyor herhalde, değil mi? Daha geriden bir gelişi var. Herhalde Yani başlangıç burası. sevginin saklı Halkalar var. düzeni, aynen. Sevginin saklı düzeni Beyza, Hellinger'in, üstadın, yani bu ataların bulan, gözlemleyen, fenomenolojik olarak çalışan üstadın Zulularla yaşarken fark ettiği bir şey. Nasıl işlediğini, akışını fark ediyor. Nasıl ki hani kainatın yasaları var, yasa demeyeyim, kanunları var. Dur. Yasaları var ve işleyiş belli, hani yer çekimi böyle düşüyor, kaçış yok, değil mi? Belli termodinamik yasaları var, elektromanyetik yasalar, yani dört tane temel yasayla çalışıyor. Sevginin de işleyişiyle ilgili temel şeyler söylüyor. Bugün o sevgi çemberlerini işte beş şey diyor, beş düzeyde anlatıyor. Hepsini anlatacağım. Nasıl yapalım? Dediğim gibi, o mesajdan mı başlayalım? Birçok kadını da Evet, bir ilgilendirir. değersizlik Ne dersin? duygusunun mesajı ve kendini değersiz hissettiren o deneyimi unutamama şeklinde bir yük olduğunu görüyoruz. Ben hatta özelden şu anda o izleyicimiz, dostumuz eminim izliyordur. İlettim zaten. Ve ortak buluşulan nokta, kendisini çok değersiz hissettiren bir olay var, bir yaşanmışlık, bir deneyim. Ama bu öğreti olarak hayatında bunu, geçmişinde ya da işte hayatında öğrenim olarak bunu algılamaktan çok bir değersizlik duygusuyla bir kurban olarak kendini gördüğünü gözlemliyorum. Ama dediğim gibi uzman tabii ki sensin. Ama unutamıyor ki, her hissettiğinde, hatırladığında hala aynı acıyı hissediyor ki değersiz hissetmeye devam ediyor. Bu olay ona değersiz hissettirmeyi maalesef başarmış. Şimdi bunu atlatılamaması veya bunun o pozitife çevrilememesi gerçekten çok üzücü. İnsan bununla ilgili ne konuşmalıyız diye düşünüyor tabii. Yani bir empat biri olarak ben tabii hemen o şeye giriyorum, biraz çabuk atamıyorum Süper, ama evet, sen öylesin. kesinlikle ne söylemek lazım? Yani bu şiddet, psikolojik şiddet. Yazan dostumuz da bilir. O yüzden ben bütün şöyle genel başlıkları söyleyeyim. Şiddet, psikolojik şiddet, aşağılanma, aldatılma, terk edilme, ihanet. Bu ailesindeki herhangi bir birey, anne, baba, eş ya da belki büyük çocuk olabilir. Bir tercih edilme, edilmeme
Bunun açtığı yıkımın çok uzun yıllar, çünkü çok gerçekten çok uzun bir vade, bize dostumuzun yazdığı zaman çok uzun, atlatılamaması. Kaçtı? Kaçtı? 32 yıllık bir evliliğin bitişinden bahsediyordu ve bitmesinin üzerinden kaç yıl geçmişti onu DM'de, telefonda kaldı, göremiyorum şimdi. WhatsApp'tan da sana atmıştım ama göremiyorum. Ama 1-2 O yıllık bir mesele değildi, çok uzun zaman geçmişti. Bir soralım mı, böyle eşinden böyle çekenler kimler, bir hani değersiz ya da partnerinden, kadın ya da erkek, değersiz hissettirilenler. Aha. Kimler? Bir yazar mısınız sevgili dostlar, gerçekten bununla ilgili ne hissediyorsunuz, ne duymak istiyorsunuz? Çünkü biz çok insan var değil mi? Hani aynı durumda. Canım hocam, canım hocam diye ne güzel sevgi mesajları geliyor maşallah. Var mı sizin böyle bir deneyiminiz sevgili dostlar? Ben, Değersiz ben, hissettirin. ben, Öyle ben, ben mi? Aa, insanlar. evet şimdi. Androidde biraz geç düşüyor mesajlar. Diğer telefonu da açtım. Evet. Ben. El kaldırıyorlar. Hadi bakalım. Lütfen arkadaşlar bize cevap ver. Bak gülüyor. Geliyor ben. Ah canım. Vefa, sen de mi Vefa? O da Londra'dan el kaldırıyor. Londra'dan annesini örnek veriyorum. Annesi çok çekmiş. Ben, Fiziksel, Bilal, manevi, psikolojik. Zeyno, Evren, Semiha, başka arkadaşlar kimler? Kadın mı ağırlıklı, ben mi öyle görüyorum? Kadın ağırlıklı ama bizim izleyicilerimiz de kadın ağırlıklı. Erkekler. Ben, Murat. Evet, Selamlar. ben değersiz. Barış Muslu çözer diyor. Değersiz. Çözemez. O bile çözemez. Ödeme Bak, 35 yıllık telefondan. evliliğini bitirmiş Melek. Oo. Bir Ben, de diyor ki, annem, anneannem, affedersin. Ha canım. rica ederim. Ebeveyn tarafından değersiz hissettirilme de girer mi diyor. Giriyor tabii değil mi? Aynı. Tabii giriyor. Konuşuruz şimdi. Aynı konu. Evet. Emel, 29 yıl sonra boşanan var. Evet. Ben, annem, anneannem. Ben. Arkadaşlar, Ben az önce partnerinizden yaşadım diyor. değersiz Ben az hissettirenler. önce yaşadım diyor. Aa. Her an yaşıyoruz ki Sıcağı her an. sıcağına yakalamışız. Ben ve aynı, evet. Vefa, Sevgisizlik. ağlanacak halimize gülüyorum. 25 yıl. Benimki de bitmek üzere. Ben. Yani evet. Sen bir Ha, şey sen bir bilmezsin şey diyormuş bilmiyorsun. sürekli. Evet. Bak. Ben onu anlayamamıştım. Evet, öyle diyormuş. Sen bir şey 33 yıl bilmezsin ki. çekmiş mi? Ay. Bencil mi, şeye kadar gidiyor, değil mi? Narsizme kadar gidiyor. Ha. Ben konuyu anlamadım ama Hem ben de güldüm. nasıl? Değersiz hissetme deneyiminiz var mı? Hissettirilme. Ebeveyn, arkadaş, eğitimciniz ya da eşiniz, özel hayatınızdaki hayat arkadaşınız, herhangi biri değersiz hissettirdi mi size? Elif Beş Duman yıldır anlatıldı. yoğun, 5 yıldır yoğun tehdit altındayım diyor. Bak, 2 kere ayrılmış Recep Bey. Demek ki Evet. erkekler de oluyor. Erkekler de var. 36 yıl, ah kıyamamsa, ömür ömür. 36. 33 yıllık evliliği bitirdim. Gördün mü? Bu ne demek arkadaşlar? Yalnız değilsin. Harikasın. Yani insan ömrünün ortalama ne kadar olduğunu göz önünde bulundurursak, bu 32 yıl, 36 yıl o kadar uzun bir zaman ki. Aynen öyle. Yani düşün bak. Lale Hoca da geldi. Lale sen değilsin herhalde o konuya. Bu sene çok hissettim. Annem Ona madde 55 yıllık. gönderdi ama. Ay. Tamam. Bana da YouTube'da yazmışlar, ne zaman görsek öksürüyor. Ben Covid'den beri bu şeyi atlatamadım sevgili dostlar. Şu anda da bunu sonra izleyecek olanlar için söyleyeyim.
Valla senin güzelliğini seyretmeleri bence şey yani. Bu kadar güzel Nasıl bir... bakarsa öyle görmek diye bir şey var Aynen. ya. Diyor ki bu kadını ne zaman izlesem öksürüyor. Sağ olsun bir dostumuz da yazmış. Covid'den beri öyle. Sadece kendini düşünen biri. Boşa geçen günler. Tunç, biz de zorluyoruz 33 yıldır. 32 yıl Selda Hanım bitti. 32 yıllık. Arttıran yok mu arkadaşlar? Ne güzel tahterevelli gelmiş. Ay o sizin arkanız. Çok Ay. kişinin demek ki. Yani hep böyle bir değersiz hissettirme. Aynen. Evet. Deniz'in seminerini hatırlatmış. Kolay gelsin. Aynen. Aynen öyle. Birazcık daha gelsinler, pratik 30 yapalım. yıl. Ben de 30 yıl. Bu arada az önce meditasyon var mı diye soran dostumuza da hala buradaysanız evet bugün küçük bir meditasyonumuz yayına katılanlara özel Aynen. var. Aynen. Bugün tabii özel bir gün. Bazı dostlarımız ibadet için de belki burada olmayabilir. O yüzden Evet. onlara tüm ibadet edenlerin de dualarını kabul olmasını diliyorum. Dualarda yer bulmak dileğiyle. Konu ne yeni açtım. Yani bugünkü postu da işte biraz erken paylaşırsam böyle oluyor. Ben sabah karşı paylaştım. Olabildiğince öğleyin paylaşmaya çalışıyorum unutulmasın diye. Ama aslında şu anda sizi değersiz hissettiren bir deneyiminiz oldu mu onu soruyoruz. Aynen. Ebeveynlerinizden, Aynen. eşinizden. Bekliyorum insanlar gelecek diye. Normalde çoktan gelirler. Bakalım. Hatırlatır mısınız şöyle siz de sevdiklerinize, dostlarınıza yayını? Kadın ne? 20, 25 yılın 20 yılı. El üzerine tutuldum. Bakıyorum. Hiç değerim yoktu. Yine bir değersiz hissetme. 39 yıllık. Yani her annem, annesi ve ailesi değersiz hissettirmiş. Canım benim. Yok bekarlık her zaman sultanlık da olmayabilir tabii onu da genellememek lazım. Aynen. İnsanın kendini değerli hissetmesi de gerekiyor tek başına. Dayak haricinde dokunmadı. Şimdi bir yorum yapmayayım tabii onunla ilgili. Bildiğimiz Türk annesi terli ise evet hem de nasıl? Size ailenizden, eşinizden hayatınıza giren bir eğitimciden, ebeveynlerinizden değersiz hissettirme deneyimi yaşadınız mı? Şu anda Şeniz Erten bu sorunun cevabını bekliyor. Çünkü bu yayınla ilgili bunun öncesinde çok fazla DM gelmişti. Ben hatta birkaç tanesini paylaşmıştım. O yüzden değersizlik konusuna değinir misiniz diye sormuştu bir izleyicimiz. Ondan hareketle Şeniz Erten bu konudan girmek istedi. Yani değersizlik duygusundan girmek istedi ve bununla ilgili deneyimlerinizi sordu. Şimdi Şeniz Erten'i burada o kadar çok canlı yayına katılma daveti görüyorum ki. Çok ilginç gerçekten. Çok fazla yayına katılmak için istek görüyorum. Böyle bir şey planlamadık ama arada çocuklarım, çocuklarınız büyük herhalde. Düştü. Hoca şimdi yeniden alıyorum yayına davet ettim. Pınar Hanım yorumları şu anda kapatmıyoruz çünkü hocamız bir soru sordu. Değersizlik duygusu yaşama deneyiminiz oldu mu diye. Yani eş, ebeveyn, herhangi birinden davet ettim Lale bekliyorum. Değersizlik duygusu hissettiniz mi diye bir soru sordu. O yüzden onun cevabını almak istiyor. Dolayısıyla yorumlar o yüzden açık şu anda. Ben de davet yollayayım tekrar. Evet. Evet büyük aileniz yaşattı size de. Sevil Hanım yayında kalırsanız çok iyi olur. Kaydetme konusunda bir şey diyemiyorum. Yayında kalırsanız iyi olur. Küçük bir meditasyon çalışması da yaptıracak. Hangisini anlatalım diyor Esra Hanım. Ya. Hah, Maide Hanım oldu ve şu an bunu yendim diyor. Oldu ve şu an bunu yendim. Süper. Nasıl yendin acaba?
Müdürüm, kız kardeşim, yeğenlerim. Peki. Birden fazla kişiden. Birden fazla kişiden, evet. Peki şöyle yapalım o zaman. Hafifçe bak, bir küçük bir şehircisi, o küçük bir şeyle başlayalım. Mesela şimdi 10 üstünden kaç değersiz hissediyorsunuz? Biz, On bakın, üstünden üç. kaç? 10 üstünden kaç değersiz hissediyorsunuz kendinizi? Bir sayı verin. Diyelim ki sinirleriniz. Başlıyoruz, tamam mı? Hep beraber. Kısa. Açık dursun mu, yorumlar kapatayım mı? Nasıl? Kapatalım istersen birazcık. Çok basit, pratik, hani böyle gün içinde yapabilecekleri bir şey göstereceğiz. Yazdım kağıda 10 üstünden kaç değersiz hissediyorum. Tamam, dedim ki mesela 9. Ha, başlıyorum. Buradan başlıyoruz. Sonra şuraya, her klasik. Sonra gözümüz kaşımızın başına. Sonra buraya. Sonra buraya. Şurada böyle ellediğinde aslında oralar delik gibidir, eline gelir. Sonra şuraya. Sonra buraya. Sonra buraya. Sonra tam sütyen askısının oraya. Tamam. Ama tam bir EFT değil bu. Ama çok iyi gelen bir şey. Şimdi bu ne biliyor musun Beyzacığım? Bize ağır gelen duyguları böyle vurduğumuzda onlar her ağır gelen şeyin duygusu çok yoğun diye beyin kayıt atıyor. Yani bizim anılarımıza baktığımızda sıradan şeyler o kadar yoktur. Hep duygusu çok olan şeylerin kaydı atılır. Yani duygusu yoğun olan şeylerin kaydı atılır. Biz beyne bir nevi elektrik, sonuçta bunların hepsi sinyal. Her şey sinyallerle kayıt oluyor, öyle değil mi? Diyoruz ki ya bak, böyle vurduğumda bu olayın elektriğini düşürüyorum. Diyorum ki sen bunu kaydettin ama bu o kadar da önemli bir olay değil. Amigdalına, hipokampüsüne diyorsun ki, orta bir o duygusal beynine. Ya biz bunu kaydettik ama o kadar, o da diyor ki sonra, ya bu o kadar da duygusal bir şey değil, önemli değil demek. O zaman ben bunu daha fazla şey yapmayayım, tutmayayım. Şimdi bu hastalıkları serbest bırakma olayı falan, ne hep böyle yoğun bir duyguyla kayıt atıyor, çünkü o an sen şoktasın, çok ne olacağını bilmiyor ve beyin bir çözüm arıyor, kayıt atıyor. Attığı kaydı biz ne yapıyoruz? Böyle vurarak şey yapıyoruz. Şimdi bunu günlük hayatınızda hep yapabilirsiniz. Unutmayın. Biz buraya kısa devre yaptırmak zorundayız. Bilinçaltıyla baş etmenin yolu ona kısa devre yaptıracağız. Yani savaşmaktan öte böyle başka bir şekilde gitmen gerek. Şimdi günlük hayatında şunu hep yapabilirsin. Bu 31 sene evli kalıp aldatılıp hala kızgın olan hanımın örneğinden gideceğim. Herkes de kendi kendine yapsın ama, tamam mı? Değersizi kaçtık işte 10 üstünden şu. Kendimi değersiz hissetmeme rağmen, yapalım beraber. Değersiz hissetmeme rağmen kendimi tamamen ve derinden sevgiyle kabul ediyorum. Kendimi değersiz hissetmeme rağmen kendimi tamamen ve derinden sevgiyle kabul ediyorum. Birbirini tamamen üzerinden sevgiyle kabul ediyorum. Herkes yapsın lütfen. Kendimi Sonra değersiz sen hissetmem. bakarsınız. Aynen. Kendimi değersiz hissetmeme rağmen kendimi tamamen ve derinden sevgiyle kabul ediyorum. Bu partnerim beni mahvetti. Senelerce değersiz hissettim. Bana neler yaptı neler. Aptal adam, aptal kadın. Neler yaptın? Çok kızıyorum sana. İşte şu gün bana şunu yaptın. Yemek yaptım, bütün gün uğraşmıştım. Geldin, bu ne diye başıma geçirdin. Senden neler çektim. Hatırlayın, bir şeyi hatırlayın, Değil tamam mi? mı? Neler yaptıysa Aynen, unutamadığın bir şey vardır unutamadıkları. muhakkak, düşün. Senden neler çektim ben. Ne hakkın vardı bana bunu yapmaya? Bana ne dedin? Aptal dedin. Sen ne anlarsın dedin. Ben niçin anlamayacakmışım?
Her şeyden sen mi anlıyorsun? Bana herkesin içinde sen anlamazsın dedin. Her şeyi sen anlıyorsun. Benim aklım mı yok? Çok kızgınım, çok. Çok kızıyorum. Kendimi çok değersiz hissettim. Kendimi çok değersiz hissediyorum. Bu değersizlik duygusu bedeninin neresinde onu bul. Bedeninin neresinde? Bu değersizlik duygusu göğsümü yakıyor. Şu an, tam şu an midem bulanıyor. Midem çok kötü Tanrım. Midemi geriyor. Of, ne kadar zor bir şey bu. Hisset. Hisset o değersizliği, tamam mı? İyice hisset. İyice içine gir. Kendimi çok değersiz hissediyorum. Kendimi çok değersiz hissediyorum. Haklı olabilir mi acaba? Ya haklıysa? Ya ben değersizsem? Hisset ama. Hep hisset, tamam mı? Hissin içine gir. Ya ben değersizsem? Değersizim, evet. Ben beceriksizim biriyim. Hiçbir şey de elimden gelmiyor. Değersizim. Of, of. Hisset. Nerende şimdi? Takip et. Mesela göğsüne çıktı. Göğsüm yanıyor. Omuzlarım çöktü. Omuzlarım çöktü. Kambur oldum ben. Çok değersiz hissediyorum. Senelerce bana boşuna mı hakaret etti? Bütün o sözleri ya doğruysa hisset. Sana gözlediklerini hatırla. Ya doğruysa senelerce burnundan getirdi. Şimdi başkasıyla dolaşıyor. Canımı ne kadar yakacağını hiç düşünmüyorlar. Hiç aldırmıyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir dur şimdi bakalım. Tekrar başlıyoruz. Peki ama o nereden biliyor? Haklı olduğuna inanacak mıyım? Her şeyin doğrusunu o mu biliyor? Neden bilecekmiş? Hiç mi yanılmıyor? Yanılmıyor mu? Niye, Allah mı o yanılmayacak? Onun mu bir karar vermesine izin vereceğim? En önemli fikir onun fikri mi? Hayır. En önemli fikir benim fikrim. Bu benim hayatım. Herkesin söylediğini dinlersem ne yapacağım? Herkes bir şey söyleyecek. Ondan sonra oho, böyle olacak gibi değil. Hem o nereden biliyor? Onun doğru bildiğine nasıl emin olabilirim ki? Yanılıyor olamaz mı? Yanılıyor olamaz mı? Ben kendimi sevilir olarak görüyorum. Ben sevgiye değerim ve ben çok değerliyim. Önemli olan benim görüşüm. Ve ben kendimi sevgiye değer görüyorum. Bu sabah erkenden kalktım. Kedileri besledim. Komşuma günaydın dedim. Evdeki bütün çiçekleri suladım. Harika bir kek yaptım. En sevdiğim insanlara çağırdım. Herkese ikram ettim. Ayşe teyzeyi aradım, hatırını sordum. Annemle kahve içtik. Bir kadın yolu bulamıyordu, ona yardım ettim. Hayatımda bir sürü güzel şey yapıyorum. Ben bir sürü iyi şey yapıyorum. Şunu yapıyorum. Söyle kendi hayatında başardığın şeyleri. Bunu yaptım. Saçlarım çok güzel. Kaşlarım çok güzel. Cildim çok güzel. Biraz kilom olsun. Var, buraya gitmeyeceksin. Ne diyeceksin? Basenim çok güzel.
Beğenmediğin hiçbir yere gitmeyeceksin. Tamam, söylüyorsun. Saçlarım harika. Gözlerim de harika. Sonra gülümsemem çok güzel. Bir gülümsüyorum, gözlerim parlıyor. Bana bakan insanlar sebepsiz gülmeye başlıyor. Çok şakacıyım. Çok güzel espriler yapıyorum. Başka ne olabilir? Sayalım beraber. Çocukları okuldan aldım. Beni görünce çok mutlu oldular. Çok şanslıyım. Benim de Bugün hava. Ha? çocuklarla etkinlik yaptık. Arkadaşlarımla buluştuk. Çok güzel sohbet ettik. Aynen. Ben aynen. Onların beni ne kadar sevdiğini gördüm. Hiç arkadaşım yok, değil mi? Ha, hiç yok diyelim. Hiç kimse yok. Kedim bile yok. Parktaki bankım var. Orada ağacın altında oturuyorum. Çiçekleri seyrediyorum. Çiçekler sanki gülümsüyor. O kadar güzel ki. Bak, geçen sene memlekette her yer yangındı. Ne kadar mutsuzduk. Bu sene yağmur yağıyor. Her şey dengeye geliyor. Her şey dengede. Kendimi sevmen için süper model olmama gerek yok. Gülümsemem çok güzel. Ve beni seven bir sürü insan var. Ama en önemlisi benim ne düşündüğüm. Benim kendi fikrim. Ben kendimi sevilen biri olarak görüyorum. Sevilmeye değer. Kendimin sevilmeye değer biri olduğuna inanıyorum. Ben çok değerliyim. Hayatımda bir sürü güzel şey yaptım. Bir sürü iyilik yaptım. Hala yapıyorum. En önemli fikir benim fikrim. Ve kendim şu an sevgiyle doluyum. Her tarafım sevgiyle dolu. Kendime duyduğum sevgiyle aramdaki tüm engelleri şimdi serbest bırakıyorum. Kendime duyduğum sevgiyle aramdaki tüm engelleri bütün hücrelerimden serbest bırakıyorum. Her yerde, bütün hücrelerimden, kemiklerimden, saçlarımdan, yüzümden, cildimden, organlarımdan, karnımdan, midemden, bağırsaklarımdan, karaciğerimden, akciğerimden, bütün kollarımdan, bacaklarımdan, bu değersizlikle ilgili tüm sıcak soğuk duyguları hepsini serbest bırakıyorum. Benim değerime ben karar veririm. Ve bu hayat benim. Ne olduğu belirsiz insanların düşüncelerini satın alıyorum. Her denilene inanacak mıyım? Her söylenene inanacaksam olacak şey mi? Benimle bir ömür yaşayan kim? Benim. Aynen. Şimdi bak bakalım, onun üstünden kaç hissediyorsun? Kaç hissediyorsun? Soralım, kaç hissediyorlar? Evet, açtım. Hemen yazın bakalım bir tane. Hemen yazın. Hemen yazın. Yapanlar hemen yazsın lütfen. Bir bak bakalım şimdi kaç oldu? 10 üstünden kaç hissediyorsun? Yayın isteği göndermeyin de şey yapalım. Yaptınız mı? 8. 10. Ben 8. görmüyorum. 10 üst değersiz mi hissediyorlar hala? 10. Onlar eski bence, başladığımızda olanlar. 10 üzeri 100. Nasıl abi, kendimi öpesim var. Seviyorlar. Bak, seviyorlar. Yani şey, Evet. senin değerli hissederini söylüyorlar. Hareketleri yaparken kedisi gelmiş. En iyi, neredeyse iyi enerji oradadır. Evet, Şimdi ben tek gerçekten. yetişen, Çok iyi. aynen, çok iyi. Ha, bak, düşmüş, ikiye düşmüş. Görüyor musun değersizlik hissi? İki. Aynen.
Aynen. Verslik duygusu ile kilo bağlantısı nedir? Geliriz, onun aklınızda kalsın, cevaplarım şimdi. Şimdi Beyza, küçük resmine bak, sevinç 3'e düşmüş, helal. Yanlış Evet. anladılar soruyu, evet. Evet. Oranız ifade etmeyi iki yanlış anlaşıldı. Yani Bak, yüz sıfır. üzerinden düşürmeye çalışan var. Evet. 2. Kendim. Arkadaşlar, yani Beyza bak, şimdi zihinle başlayalım, tamam mı? Zihin. Hep söylüyoruz değil mi? Makina bu, makina. Bu ekran bilgisayar. Bu nasıl çalışır beyin? Beyin performans gösterir ama düşünmez. Niye böyle oluyorum ben? Dur. Açayım mı yine? Bir ses Yok gitti ama. Ha, şimdi be. geldi. Gitti. Tamam. Yani beyin şey, Beyzacığım, performatördür. Yani uygulayıcıdır. Neyi uygular? Programı kuruyor. Şşt, kuruyor sen. Ama üç ana halterde, üç ana hatta kuruyor. Bir sen işte doğduktan sonra bir yazılımı var. Bir o anne karnıyla belli bir 30 aylık bir dönem var. Bir de atalardan gelen dönem var. Tamam mı? Bazı insan yani duygusunu söyler, değersizim der. Ama ifadesi falan o değildir. O ne atayla ilgili kısım. Şimdi önce bir zihinle başlayalım, tamam mı? Hani sevgi diyoruz, kendini seve. Bir kere böyle bir partneriniz varsa şu küçük parmağa bir resim yapın. Mickey Mouse gibi. Tamam mı? Bak yapalım beraber. Şöyle şöyle ona aa, bugün bir şeyimiz var. Niye kararıyor? Yap onu. İşaret sormanın. Ha, şu parmağı onun resmini yapın, böyle komik olsun ama, mesela Mickey Mouse gibi bir şey gibi böyle, tamam mı? Onunla dalga geçeceğiz çünkü. O sana diyor ki sen ne biliyorsun? Kendin onu göreceksin. Sen ne biliyorsun şey? Hiçbir şey bilmiyorsun. Sen mi biliyorsun? Anlatayım. Çünkü zihnin losyon gibi kremi sürersin, emer ya cildin. Evet. Zihnin de her şeyi alıyor. Ne dersen onu alır. Ne dersen. Şimdi biri seni inandırmış değersizsin diye. Gaslighting falan var biliyorsun, filmi vardır hani. Kadına böyle şey yapıyor. Aa, aklını üşütüyorsun noktasına getirir yani. Getirir. Sen de inanırsın. Niye Hiçbir inanacaksın ki? şekilde inanıyorsun, evet. Aa, niye inanacaksın? Normal Çünkü ve sağlıklı olmadığına. aynen. Çünkü onlar, bu partner kadın ya da erkek ya da şey, siz o kim olursa olsun arkadaşlar, karşı tarafın karşı tarafın şey birisi olduğunu düşünelim. Zararlı birisi olduğunu düşünelim. Tamam mı? Yoksa kadın erkek düşmanlığı değil. Şimdi bunu buradan görüyoruz Beyza. Koyduk ya parmağımıza. Bu Mickey Mouse gibi. Gör onu sen de. Gör parmağında. Çizdin Ben buraya. Çiz çabuk. Herkes kimi çizsin. çizeceğim ki, benim de biri yok ama hadi destek olmuş çizeyim. Geçmişteki Haşetinden mi çizeceğim? arkadaşlar, Tamam. ha, görün onu, çizin şu parmağınıza o gereksiz konuşan zatı çizin. Şimdi siz onu küçücük küçücük bakıyorsun. Sana bir şeyler söylüyor böyle. Bir şeyler söylüyor. Vır 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 vır. Çok da konuşurlar biliyorsun. Her Bu şeyi şimdi bilen. bilinçaltımızdan da bize konuşuyor olabilir, değil mi? Yani bilinçaltta kayıt Gerçekte atmıştır o. olabilir, geçmişten Geçmişten olur. Tabii tabii geçmiş. atamadığımız da olabilir Evet. yani. Aynen. Bak ona, sen nereden biliyorsun de? Ben bu kadar senin dediğine inanıyorum da. Senin haklı olduğunu nereden biliyorum? Niye inandım ki ben sana? Aa, bak hala konuşuyor. Böyle çıt 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 çizgi filmlerdeki tipler olur ya, hani böyle Mickey Mouse'un. Bak hala konuşuyor. Görüyor musun Beyza? Hala konuşuyor. Bakacaksın. Senin nereden biliyorsun ya? Niye ben sana inandım? Cevap ver bakalım. Şimdi inanan herkes cevap. Niye inandın sen onun dediklerine? Niye? Her şeyi bilen bu kişi, bay bilen mi? Ya da bayan bilen mi? Hani her şeyi bilen o mu? Niye senin dediklerine inandım ben? Hı? Sen beni mi dövüyorsun? Çıt 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 çıt. Onu böyle alay edeceksin. Dalga geçeceksin. Şu haline bak. Sen her şeyi bildiğini düşünerek çok komik bir duruma düşüyorsun ya. Ben niye bunu kayıt attım ki? Çünkü kayıt atmışım, değil mi? Sen değersizsin, sen değersizsin, sen. Ben niye bu kaydı yazdım ki zihnime?
Bir sürü güzel şey yapıyorum. Bir sürü şey yaptım hayatımda. İşte şuram güzel, buram güzel, bir sürü şey becerdim. E sana niye inanayım ki? Konuşuyor bak, görüyor musun? Konuş. Diyorsun. Kenara koyuyorsun bir süre sonra. Onu kendin çürütüyorsun. Ve ondan sonra başlıyorsun. Sen kendine güzel şeyler söyleyeceksin. Arkadaşlar bunu unutmayın. Sabah kalkıyorsun. Aynı anda ne yazıyor? Ben yeterliyim. Ben harika biriyim. Bakıyorsun aynada, günaydın harika. Sana yazmış. Hey bebeğim, bugün de fıstık gibisin. Ne istiyorsan aynaya yaz. Duymak istediğin şey var ya mesela. Wow, yine yıkılıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yıkılıyorsun değil mi de? Bugün de bomba gibisin mesela. Yaz her sabah. Evet. Muhteşemsin. Ne kadar muhteşem görünüyorsun, yaz mesela. Git aynaya yaz. Ne kadar muhteşem görün. Evet. Sen muhteşemsin. Söylüyorsun. Şöyle. Hatta bunu high five yaptırır bir. Şimdi bir şey hatırlayayım. Böyle yapıyorsun. Çakıyorsun. Hey bebeğim, günaydın. Muhteşemsin. Sen harikasın. Duymak ne istiyordun? Bak şimdi. Çünkü zihin ne dedik? Losyon gibidir. Losyon. Evet. Sürdüğün losyonu emer ya. Zihin de sana bu bir kifare konuşup durmuştu. Şimdi sen onu ne yazıyor aynada? Gene muhteşemsin. Gene muhteşemsin. Hey Mira, yıkılıyorsun. Ne kadar güzelsin. Beyzacığım, gözlerin parlıyor. Böyle diyeceksin kendine. Beyza, bu yeşil gözleri Allah sana nasıl verdi? Ne güzelsin. Değil mi Beyza? Saçların da harika. Harika, yayın da dün çok iyiydi. Harikasın kızım. Ne güzel yaptın. Yine çok fitsin. Sen çok akıllı bir kadınsın. Doğru kararlı. Kendine duymak istediğin her şeyi söyleyeceksin. Tamam. Neyi duymak istiyorsan. Ay olur mu? Olur. Yani Olur. birinin söylemesiyle, hayatında biri olup da onun söylemesiyle aynı şey olur mu? Olur Aa, diyorsun. daha iyi olur. Bak sen bunları fazlasıyla yap, onlar sana söylemeye başlayacak bir süre sonra. Ama sen ay onlar söylesin, insanlar beni böyle görsün, başkaları beni sevilir görsün. İşte beni de değersiz demişti, hala da 31 sene, kaç sene geçmiş üstünden değil mi? Çok uzun bir şey Evet. yazıyordu, yıllar geçti hala bana söyledikleri aklımda. Don ama sen çok inanmışsın onu söylediğine. Sen inanmışsın. Niye inandın? Allah mı bu? Ne alakası var? Sen kendine baştan söyleyeceksin. Hepsine. Ve bir defterin olacak. Tamam mı arkadaşlar? Şükür defterimiz vardır ya. Bu da kendine duymak istediğin her şeyi yaz söyleyeceksin. Mesela bunun dışında şunu da söyleyeceksin. Sabah kalktım, yüzümü yıkadım. Başarı. Harika bir kahvaltı hazırladım. Güzel bir yürüyüşe çıktım. Kedileri besledim. İşte temizlik yaptım. Çalışmıyorsan diyelim ki, tamam. Ondan sonra çalışıyorsan işe gittim. Ufacık bir şey, ufacık. Şunu çok güzel yaptım. Telefonuma bakmadım. Mesai saatinde işini yaptım. Yaptığın şeyleri. Her gün hayatta seni iyi hissettiren, gurur duyduğun şeyleri yazmaya başlayacaksın. Hiçbir şey yapamıyorsan, emekliysen gidip bir hayır kurumunda çalışmaya başlamanı tavsiye ederim. Tamam mı? Git temada çalış, çocuklar için çalış. Bir sürü yer var. Yani Türkiye'de yapılacak çok iş var. İşte Üretmek gittim ve faydalı hissetmek, değil mi? aynen haftada bir kere git hiçbir şey yapamıyorsan. Yani hiçbir şey, ben emekliyim, emekli oldum, işim yok, gücüm yok, hiçbir işe yaramıyorum. Habire yürüyüş yapıyorum. Öyle değil işte. Habire yürüyüş yapmana gerek yok. Bir şeye gidebilir. Seni en iyisi. Ondan sonra diyebilirsin ki ha işte gittim bunu yaptım. Sonra hayatımda şunu yaptım. Hayatım boyunca kimseye bir şey yalan şunu yapmadım. İşte kuyu kazmadım. Ondan sonra kayınvalidemden nefret ediyorum ama bugün arayıp onun hatırını sordum. Yani senin yaptığın iyi şeyleri her gün yazacaksın. Her gün. Ve sayacaksın. Yazamıyorsan say.
Ben şöyle biriyim, şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım. Başka? Şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım. Başka? Başkalarının sevgisine gerek yok. Ben kendi sevgimle kendimi iyi hissediyorum. Gerçekten ve gerçekten, hatta şu çok iyi gelir, sinir sistemine çok çok iyi gelir Beyzacığım. Bak bunu ben bazen kendime yapıyorum. Şöyle koy ellerini. Yanaklarına aynen koy. Oh, o kadar iyi gelir ki. Sadece böyle mi yapacağız? Canım kendim. Aynen canım kendim ya. Aynen. Yapabiliyorsan şu parmağını, kulağını şurada bir çökük yer vardır arkasında. Evet. Oraya koy. Yapabiliyorsan o iki baş parmak. Bu vagus siniri Yaptım. yüzden de geçer. Bak Yaptım. bu çok iyi gelir. Aynen. Bunu yap. Sonra canım kendimde. Gerçekten söylüyorum. Canım kendim. Tekrarla. Zihin tekrarla öğrenir. Zihin tekrarla öğrenir. Kendine haftada bir gün çiçek yolla. Kendine çiçek yolla. Kendimin sevilir birisi olduğunu kabul ediyorum. Kendime çok kolaylıkla sevgi veriyorum. Ben sevilir biriyim. Kendimi sevilir biri olarak görüyorum. Sevgiyi hak eden biri olarak. Sevgiyi hak ettiğime inanıyorum. Başkalarına da kolaylıkla sevgi verebiliyorum. En önemli fikir benim fikrim. Başkalarından gelen sevgiyi de kolayca kabul ediyorum. Başka insanların bana gösterdiği sevgiyi görüyorum ve onlara da sevgi gösteriyorum. Saçım çok güzel. Bak saçım ne kadar kötü durumda ama yine çok güzel. Yani diyelim ki sen şurada bir benin var ve sevmiyorsun. Onu görmeyeceksin. Göreceğin şey peynirin delikleri değil. Peynirin delik olmayan şeyinde yürüyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Nereni beğeniyorsun? Diyelim ki burnunu beğenmiyorsun. İşte yanağını beğeniyorsun. Benim yanaklarım çok güzel. Ondan sonra saçım çok güzel. İşte nedir? Ayaklarım çok güzel. Var yani bir yer. Sorun etti. Senin için Hissedeceksin, sorun ettiğin hiçbir hissedeceksin, fikri hissedeceksin. girmedi. Hayır, Şu kendine bakın. yalan söyleme bak. İşte diyelim ki burnunu beğenmiyorsan burnum çok güzel diye uydurma. Tamam mı? Ne yapacaksın? Beğendiğin yeri göreceksin. Beynine onu göster. Bunu gösterme. Travmatik insanların özelliği nedir? Genelde çekilirler travmayı ve o negatife çekilirler. Yani bir şey seni kötü hissettiriyorsa tekrar tekrar düşünür. Tekrar tekrar hisseder. Tekrar tekrar. Şimdi geliyor ya dalga. Dalga geliyor ya ben de değersiz. He, ya benim saçlarım ne kadar güzel diyeceksin. Hemen plağı değiştir gerçekten çünkü plak dönüyor burada plak ve aslında o şey sen misin değil misin bilmiyorsun. Şimdi ben dediğim şeyi oluşturan şey omurgam ve beynim. Ben o arka arkaya gelen şeyleri birleştirerek yani beyin nasıl çalışır? Mesela Hume ne der? Milyonlarca yıldır güneş doğduğu için yarın da güneş doğacak sanırız. Aslında alakası yok doğmayabilir. Değil mi? Ama biz işte akşam oldu güneş doğacak deriz. Arka arkaya gelen olayları güneş doğmuştu battı, güneş doğmuştu battı alakalı diye düşünürüz. Hayır. Dolayısıyla bizim zihnimiz, beynimiz ne yapıyor? İşte doğuyor, görüntüleri izliyor, onu izliyor, bunu izliyor falan filan. Aslında belki de olay film kareleri gibi. Aslında film kareleri gibi izleyen olduğunda, şahit olduğunda belki o kadar. Ama biz ne yapıyoruz? Olayları birbirine bağlıyoruz, bağlıyoruz, bağlıyoruz. Sonra başlıyoruz. Ya ben de şöyle biriyim. Bunu da becerdim. Bunu da beceremedim. Çok da şöyleyim. Çok da böyleyim. Onu da halledemedim. Ne yaptım ki ben? Şunu nasıl ya? Hayatımda hiç hep Bütün suç toparladım. bende. Hep benim yüzümden. Değil mi? Aynen.
Ha, şimdi bak, bir aşama daha gidersen, bir aşama daha, bunu şurada kullan ama. Şimdi iyi hissedene kadar sen bu örgülerle, şeylerle kendine çiçek yollamak, sabah harikasın bebeğim de, süpersin de, sen her şeyi becerirsin. Söyle, kendine övgü söyle. Duymak istediğin her şeyi sen söyleyeceksin. Yazılımı baştan yazıyoruz. Tamam mı? Zihnin bir Yani. yazılımı var. Biz Evet. baştan yazıyoruz. Burada bir program yüklenmiş. Bilgisayarını düşün. Ne yapıyor? Bir zaman geliyor, diyor ki sana, bunun yeni versiyonu var. Güncelli. Aynen. Şimdi sen o yeni versiyonu güncelleyeceksin. Ama bunun için işte üstüne bir tane örgü bluz giydirmişler. Eğer sen bunu söküp yenisini dik yapan, beyin öyle değil. Beyin bunu böyle silmeyle değil. Beyne yeni bir şey göstermek çok daha kolay. Şimdi o konuşuyor ya burada. Sen ona yeni bir şey vereceksin. Ah, harikayım ya. Yazım ne kadar güzel. Mesela kendi yazımı hiç okuyamam gerçi. Kendimi inandıramadım şu an ama. Kendim yazar, biraz sonra okuyamam. Ama sen demiş ki mesela yazın çok... Ya yazım da fıstık gibiymiş. Çok güzel yazdım. Anlatırım. Bu bulaşığı ne güzel yıkadım. Pırıl pırıl. En ufak şeydi. Harikasın. Sen harikasın. Sabah da bir kalkar kalkmaz yatağını toplaman, giyinmen, etmen çok önemli. Böyle, böyle, hayır, kalktığın an, anlatabiliyor muyum? Onunla da ilgili şeyin referansını veremiyorum. Çok özür dilerim. Bunun bir Amerikalı kadının şeyi. Kalkamıyorsun ya, bak ne diyor kadın. Beşten geriye say diyor. Böyle dönüp beşten, beş, dört, üç, iki, bir, kalkacağım. Geri sayarak. Şimdi beşe kadar sayacağım, kalkacağım değil. Geri sayarak kalkıyorsun. Tamam mı? Nasıl bir etkisi var geriye saymanın? Çok etkisi var. Mesela ben anneme, ya annem, wow, bu ne o falan oldu. Geri saydığında yoksa hani kalkmayacak falan. Geri saydığında tak kalktı. Bu nasıl bir şey ya falan oldu kadıncağız. Düşün. Geri say. Ne zaman kalkacaksın? Hadi 5, 4, 3, 2, 1, kalkarsın, bilmiyorum neden. Beyin, mesela o da beyindeki bir şey, anlatabiliyor muyum? Süre bitti gibi o zaman anlıyor. Yoksa 1, 2, 3, 4, 5, 500, 5000 say babam, say yatakta dönebilirsin. Geri saydığında ama kalkıyorsun. Çok ilginç. Böyle satayım, şimdi bunu bu tarafa koyalım. Zihnin yazılımı dedik ya, sevgi Evet. düzenleri nereye gitti? Oraya da geliriz. Zihnin yazılımında Beyzer'cim, bu bilgisayara diski yükler gibi bir teknolojisi şu an değil. Sen bu şu ankini kenara koyuyorsun. Neyi görmek istiyorsan onu getiriyorsun. Tamam. Neyi görmek istiyorsan onu, yeni şeyi koyuyorsun. Eskiyle savaşmıyorsun. Yeni şeyi ve tekrar, 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 tekrar etmen lazım. Hissedeceksin, tekrar edeceksin. Hissedeceksin, tekrar edeceksin. Hissedeceksin. Her gün yaptığın iyi şeyleri saydığında bir süre sonra, her gün kendini sevdiğinde, aynı anda o yeterliyim, başucunda yeterliyim, yastığında, yatarken not, yeterlisin. Sabah kalktın, telefonunu açtın, yeterlisin. Saat başı, sen harika birisin, seni seviyorum. Çiçek çiçek getirdi. Kimden? Aa. Olsun, ne olacak ki? İnan bana, bir süre sonra bu sistem her şeyi kaplıyor, her şeyi içine alıyor ve senden gideni sana geri veriyor. Hiç yol yok. Hatta geleceğin, yani şimdi yaptığın şey geçmişini de değiştirir. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Garip bir şekilde gelecek de geçmişi değiştiriyor. Hiç, hiç ama hiç ama hiç yılmadan değiştir. Bantı değiştir. Çünkü zihin nedir? Bant. Bant konuşur, 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 konuşur. Vır 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 vır. Aynı şeyleri. Ne diyor kadın? Yıllar önce boşandık ama diyor. Değil mi? Unutmuyorum diyor. Unutuyorum diye. Niye unutmaz? E zihni takılmış. Aynı Bunu acıyı hissediyorum diyor. ama hisseder. Neden? Düşündükçe o nöronlar daha çok bağlanıyor. Bu tüm burada arkadaşlar, nöronlar var. Bu nöronlar, sen aynı anda yanan nöronlar, that wire together, fire together. Yani that fire together, wire together. Aynı anda yananlar birbirlerine bağlanır. Aynı anda yananlar bir yanlanır. Hepsi kanlı.
Aynı anda yanan hava. Şimdi sen aynı acıyı hissettikçe, aha yandın. Çünkü orada bir nöron okyanusu oluşturdun. Bir sürü nöron bununla meşgul. Sana bunu hissettirmeyle. O bunu doğru sanıyor. Zihnini sen, bu bir kayıt. Kayıt olduğunu fark edeceksin. Bilgisayara yüklediğin gibi programı, kaydı nasıl yükleyeceksin? Ha, yeni kayıtla. Tamam. Yeni kayıt ne? Sen şöylesin sana. Neyi duymak istiyorsan kendin onu. Ben kendimi sevilir biri olarak kabul ediyorum. Ben kendimi, en önemli fikir benim. Ben sevilir biri olduğuma inanıyorum. Ben değerli biri olduğuma inanıyorum. Böyle kabul ediyorum. İnsanlara da sevgiyi veriyorum. İnsanlardan gelen sevgiyi de görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Hep bu şekilde. Ve inanmadığında da mesela, yok ben çok değersiz biriyim. Bunu bir masa gibi düşün. Masanın dört ayağı var. Sorgula. Emin misin? Kim söyledi? Annem bana dedi. Öyle mi? Annem bu Einstein mı? Bu kainatın işleyişi mi? Annen dünyanın en zeki kadını mı? Annen hayatında neyi becermiş? Acaba beceremediği şeyleri sana yansıtıyor olabilir mi? Çünkü beyin aciz. İstediği için değil ki. Projeksiyon yapıyor kadında. Değil mi? Bunları hatırla. Mesela taciz edilen insanlar taciz ederler. Neden? Çünkü ben değilim, sensin diyor o sırada. Bir de başka bir sürü dinamik var. Mesela mesela partnere dönersek 30 sene sonra gidiyor ya. Şimdi ne oldu? Büyük bir hayal kırıklığı yaşadı o kadın. Tamam mı? Ama ilişkiye girdiğinde insanlar, o hani sevginin düzenlerini konuşacak olsalar, ilişkiye girerken zaten iki taraf Beyza anne babadan alamadıklarıyla ilişkiye giriyor. Yani ikisi de anne babadan alamadıkları, helalleşemedikleriyle ilişkiye giriyor. Ve genelde partnerden bir süre sonra o alamadığımız şeyleri beklemeye başlarız. Çocuk olarak anne babandan alamadığın şeyi ebeveyninden bekliyorsun. Onun bunu sana yapmasını bekliyorsun. Ama yapamaz. Yapamaz. Bu sefer de hayal kırıklığına uğruyorsun. Tamam. Eğer diyelim ki 30 senelik evlisinde eşin gitti. Genelde değil mi? Çok yaygın. Bir de hani gençlere gidiyorlar. Yaş farkı. Neden gidiyor biliyor musun genelde? Şunun için gidiyor. O alamadığı şey var ya, demin anlattığım alamadığı şey, anne babadan alamadığı şeyi almak için geliyor, alamıyor. Ama bir yer geliyor, özlüyor. Mesela annesini özlüyor gerçekten ve kök ailesine dönmek istiyor. Aile dizinin şeyinden anlatıyorum, mantığında. O ruh, ya o kişi aslında anne baba annesine dönmek istiyor. Esas, orijinal aileye. O kadın, genç kadın mesela bir bahane oluyor. Yaş farkı oldu mu? Adam kadında annesini, kadın adam da babasını görüyor. Büyük olan kadın da olsa bu böyle. Yani diyelim ki büyük olan kadın. 20 yaş büyük. Adam genç. Yine de babasını görüyor. Anlatabiliyor muyum? O da annesini görüyor. Ve aslında onu çağıran şey o kök aile. Bir ikinci şey daha var. Bu da kişisel olarak gelişimi çok farklı olabiliyor. Yani bir kişi kendi bir gelişim yoluna giriyor ama eşi girmiyor. O zaman da kendi yollarına gidiyorlar. Ama o zaman ne demen lazım? Seni seviyorum ama ben kendi yoluma gidiyorum. Yani beni yöneten de seviyorum. Anlatabiliyor muyum? O dengeyi kurman lazım. Bunun dışında şunu anlatmak isterim. Erkekler gidiyor. Neden? Özellikle saçını süpürge eden kadınlardan gidiyorlar. Kadınlar böyle der, değil mi? Saçımı süpürgeyim. Şimdi bak, orada şu var. Şimdi buna alma verme dengesi deniyor, tamam mı? Sevginin düzenlerinde buna alma verme dengesi deniyor. Biz iki eşit arasındaki o, hani mesela çocuğuna vermekte bir şey, çocuğuna verirsin ve ergen olduğunda gider. Şunu unutmayın. Alan her zaman gider. Alan alır, şişer ve gider. Ama şimdi mesela ergenler bizde
bizim yani kültür, Batı kültüründe kavga ederek gidiyor. Tamam mı? Hani eleştiriyor ailesini, şey yapıyor. Mesela Zulularda mesela aldıklarına teşekkür ederek gidiyor. Çünkü almak da korkutucu bir şey. Hani alıyor, alıyor, alıyor ve bir yerden sonra o alma olayı çok fazla geliyor kişiye. Çok fazla. Ve anne babaya karşı ergen için olan kısmını diyor. Nasıl ödeyeceğini bilemediği için evden gitmek isteyebilir. Oysa ki o çocukla ebeveyn arasındaki ilişkide çocuk genç olan alır alır ve sonra dengeyi anneye geri vererek değil, babaya geri vererek değil, kendi çocuklarına vererek kurar. Hani aldı aldı, bu sefer kendi çocuklarına o verir. Ama eğer bu bir partnerse dengeye dikkat etmen gerekiyor. Yoksa saçını süpürge ediyorsun ama adam gidiyor. Tamam işte 30 sene sonra ne dedik? 30 sene sonra genç biriyle gidiyorsa birkaç dinamik var. Birincisi dedik kök ailesine dönmek ister. Anneyi özler aslında ve yeni gelen o genç kişi annesi ya da babası da hani onu temsil eder, oraya çekilir. Ya da kadersel bir yola girmiştir. İki kişinin yolu farklıdır. Çekilir. Ya da alma verme dengesinde de bozukluk olduğunda şunu unutmayalım, tekrar söylemiş olacağım. Alma vermede alan gider ve alan aldatarak gider yani. O yüzden şunu düşünelim. Niye sürekli veriyorsun? Niye? Bir beklentiyle mi? Yani o ben gelen o mesajda da şey bastım. Onu düşündüm sana attığım mesajda. Sanki hep böyle şey var. Evet, beklenmedik bir son, bir bitiş, bir ihanet. Ama bir taraftan da saçımı süpürge ediyorum kavramı da sanki hep bir beklentiyle bunu yapıyormuş gibi. Yani bir Aynen. senkron tutturmuş, iki uyumlanmış ve bunun memnuniyeti içerisinde yapılan doğal eylemler değil de hep bir beklenti, bir teminat olsun, güvence olsun diye sanki emek verilmiş gibi geliyor bu tanım bana. Aynen. Ne Şimdi mesela düşünüyorum? çocuk büyümüş, çocuk için tekrar diyorum. Çocuk büyümüş hala veriyor. Ne yapıyor? Manipüle etmek istiyor aslında. Değil mi? Aşağıda bir yerde sevgisini istiyor ve onu manipüle ederek tutuyor aslında. Eşine veriyorsan. Şimdi bu çok önemli. Çoğumuz vermeyi biliriz, almayı bilmeyiz. Doğru değil mi? Çünkü vermek, verirken bizi üstün kılıyor. Ama alırsan altında gibi hissediyorum. Eğer gerçekten alırsam, anne babamdan gerçekten alabilirsem, yani o gelene izin verirsem, hani demin dedim ya ergen için çok zordur, bazısı kaçar, bazısı ona anne babalık yapmaya çalışır. Eğer ben anne babaya annelik yapmaya çalışır, eğer ben gerçek anlamda almaya izin verebilirsem, o zaman vermeye de vermeyen de almam da daha kolay olur. Anlatabiliyor muyum? Ve iki bir partner, yani partner arasında önemli olan şey şu. Aynı düzeyde vermekten daha önemli bir şey var. Aynı düzeyde alabilmek. Bu çok önemli. Yani karşılıklı alabilmek. Sen veriyorsun, 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 alabiliyor musun? Yani bu ne demek? İkinizin de muhtaç olduğu zamanlar oluyor demek. Anlatabiliyor muyum? İkinizin de muhtaç olduğu zamanlar oluyor. O zaman bağ derin oluyor. Ama sen mesela gittin bir adam buldun, sana habire veriyor. Sana habire veriyor. Tamam mı? Bu ilişkide aslında dinamik ne? Esas dinamik ne? Sen birine habire verdiğinde, demin anlattım işte, karşındaki ergen gibi onu çocuk yapıyorsun, kendini ebeveyn yapıyorsun. İlişki iki yetişkin arasından çıkıyor. Bir çocukla bir annenin ya da bir çocukla bir babanın ilişkisi oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Demin anlattığım gibi ebeveynden alıyor, alıyor, alıyordu, gidiyordu. Aynı şey. Anlatabiliyor muyum? Gitmek zorunda. O genç kız o yaşlı adamdan gitmek zorunda. Genel olarak bahsediyorum ve aile dizini
kontekst bağlamında konuşuyorum. Olur mu? Bunu şey olarak almasınlar yani. Çok veren insanlar başkalarını da pek beğenmiyorlar. Ve vermek bizi karşımızdakinden üstün bir hale getiriyor. Ama alabildiğimiz zaman, verdiğinde almayla dengelediği ve iki tarafta eşit aldığı zaman, o zaman demin de söylediğim gibi bağ derinleşiyor. Neden? Bir sen bir şey veriyorsun. Ya bu şu iki arkadaş içinde de arasında da öyledir işte. Oturursun, merhaba nasılsın? Ha sen dersin ki gel bir çay ısmarlayayım, ısmarlarsın. Öteki der ki bir dahakisine gel bir kahve ısmarlayayım, ısmarlarsın. Sonra sen dersin ki kek yaptım. Sonra o der ki kısır yaptım bilmem ne. Sonra dersin ki sinema biletim var gidelim mi? Tiyatro biletim var. Bunlar hep ne olur? Aslında derinliği sağlayan şeyler. Öyle değil mi? Ve denge var. Hep denge var. Ama bir de şu var. Gerçekten yetişkin olduğunda senden verilebileceğini, neyi verebileceğini biliyorsun. Yani sana veremeyeceği bir şeyi de beklemiyorsun karşından. Olayın kökü birinci halkası anne babamız. Değil mi? Hani şimdi nereden nereye geldik? Nereden geldik? Beni değersiz hissettiriyorla çıktık. Zihin denen makineyi kur dedim. Hani saat kurar gibi, bilgisayarın ayarlar gibi, tekrarlarla, taptaplarla, kendine çiçekler yollayarak, her gün duymak istediğin sözleri söyleyerek, bunları yaparak yap dedim. Ama şimdi de daha derini var. Daha derinden bahsetmek için de buraya geçtik. Hani demişti ya mesaj, sana gelen mesaj. Başkası için gitti. Biraz da dinamikleri oku diye buraya geçtim. Tamam, bağlamlar açık mı? Çünkü hızlı düşündüğümde bazen bağlamlar açık. Ha, açık değil mi Beyza'cığım? Kesinlikle. Yani anlıyordur herhalde dostum. Yani bana o dostumuz buradaysa, hatta DM'de atarsa çok sevinirim. Çok rica etmişti çünkü. Doya doya şimdi dinliyoruz bu konuyu. Aynen, yani bu işin aslı şuradan başlıyor. Ya birinci halka kesinlikle anne baba. Yani bak mesela onun için atalar çalışıyorum ben. Çünkü en derin yerlerden birisi bu. En derin yerlerden. Nedir o? Bütün ilişkilerin, yani ilk ilişkin anneanne, bütün ilişkiler anneanne başlıyor. İlk ilişkin o yani. Ve sen bunu başaramazsan, ilk ilişkini başaramazsan, Hellinger'e göre sonraki hiçbir ilişkini başaramazsın. Yani cennet anaların ayaklarının altında. Bunu söylemek kolay tabii, anlatabiliyor muyum? Ama cennet anaların ayaklarının altındadırın sebebi anlaşılır bir şey. Neden böyle söylenmiş? Çünkü baktığın zaman enerjetik olarak da hani parayla ilişkin bile anneden geliyor. Besin, anne seni besleyen, hayattaki tüm besin kaynakların anneden geliyor. Baba da seni hayata hazırlıyor, ondan daha iyi olman için. Sana meydan okuyan bir güç, anlatabiliyor muyum? Hayattaki akışın. Dolayısıyla sen şimdi ilişki konusunda anneyle eğer huzura kavuşmadıysan, bu şu demek. Bütün o şeylerin ötesinde anne ve babanı iki insan olarak içine alman, insan olarak içine alabilmen. Sevinç bile oradan başlıyor, anlatabiliyor muyum? Çocuğun en derin mutluluğu anneyle olmak ilk başta. Doğaya duyduğumuz sevginin temeli de bu. Doğa bir çeşit anneanne gibi, büyük anne gibi. Dolayısıyla evet, ben mesela bir sürü insanla çalışıyorum ve anneyle ilişkilerimiz hepimiz için, yani daha görmedim o iyi bir ilişki desem doğru. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka. Ama şunu da unutmamamız lazım. Her durumda anneyi bizim bilinçaltımız anne arketipiyle karşılaştırıyor. Yani bir arketip var, o muhteşem anne. Ama kimse muhteşem olamıyor. Öyle bir şansı yok. Yani ama senin arada çıldırmamanın da imkanı yok. Çünkü Eckhart Tolle ne diyor? Aydınlandın mı sanıyorsun? Ha, git bir ailenle 3 hafta yaşa da bakalım. Aydınlandın mı, aydınlanmadın mı? Hani bir gidelim Ay anne. çok güzel. Aynen, git bir annene bakayım. Kafayı yer çıkarsın 3 haftada. Tamam mı? Çok normal.
Ama yine de bir şey ya, evet. Evet. Diyebilmen, anlatabiliyor muyum? Evet demen çok önemli. O zaman sen huzura geliyorsun. Ya yani hayatla huzura geliyorsun. Her şeyle huzura geliyorsun. Çünkü sen zaten annenle babanın birleşmişsin. O kadar. Ve bunu demek yine benim için çok zor. Çünkü hani sev asla diyemiyorum mesela. Demem. Çünkü bir sürü şey görüyorum, anlatabiliyor muyum? Hani babalar, anneler, hepimiz, kimse anne olmayı öğrenmiyor hayatta. Baba olmayı da öğrenmiyor. Yani en mükemmel anne olma çabasındaki annelerden de çocuklar falan olabiliyor sonuçta. Yani o, sen bütün helikopter anne olduğunda da çocuğu mahvediyorsun. Yanına indiğinde de hani ay her şeyini çözeyim dediğinde de çocuğu mahvediyorsun. Dolayısıyla gerçekten zor zanaat, ama şunu görmek çok önemli. Bütün bunların ötesine bakmak ve aslında hayatın çok uzakta bir yerden bize geldi. Bize işte o büyük dedeler, ondan sonraki yaklaşan böyle nesiller ve sonra anne baban aracılığıyla sana geldiğini, aslında bunun bir nehir olduğunu, esas büyük hediyenin bu hayat olduğunu gördüğünde bu ilişkiyi çok rahatlatıyor. Ve ben şunu da inanıyorum, hani yukarıda anlaşı kontratlarla geliyoruz. Doğrudur değildir bilmem. Hani bilerek geliyoruz. Çünkü inmek için yanıyoruz zaten. Dolayısıyla evet dediğinde, gerçekten içine alabildiğinde, okeyleşebildiğinde hayatın kolaylaşıyor. Bu da sevginin diğer halkaları. Yani önce onlara evet dediğinde, sonra bir çocuk ya da genç olarak alabildiğinde, savaşmadığında aldığında ve bu verilen çok şeyin senden de çocuklarına gideceğini bildiğinde, alma verme dengesini kurduğunda, onu anlattık Çok kabaca. önemli bir başlık. Evet. Ve sonrasında işte ondan sonra diğer insanlar ve dünya geliyor. Hepsiyle okeyleşebiliyoruz. Yolculuğu bu şekilde ilerliyor. İşte bizim Ahtapot, bak, Ahtapot belgeseli. O kadar güzeldi ki Beyza. Adam, şimdi hepimiz depresyondayız değil mi? Hele hele bu şeyde. Yani Covid'le mi başladı, neyle başladı, bitmiyor. Bir şey bitmeyen bir... Başladı bitmiyor. Evet, gerçekten. Evet. Yani Onunla maskesi... başladı ama onunla bitmiyor. Yani Aynen öyle. arka Yani arka bir şeyler geliyor. aynen öyle. Şimdi hafta sonu benim kadın kökü semlerim var. Vallahi arkadaşımla yemek yedik. O şeymiş, Covid'miş. Eyvah, bana geçti mi diye ödüm patlıyor. Şimdi yarın değil, öbür gün seminerim var. Bitmiyor yani, ne zaman bu maskesiz dolaşacağız? Yemek yerken de maske takamazdık değil mi? Hani o da doğum günümü kutladı sağ olsun, yemek yedik. Hasta ol. Ben mesela test yaptırmıyorum, niye? Hasta çıkarsam pat bayılırım, semineri yapamam. Ama inanmazsam yaparım, biter yani. Şimdi bitmeyen, bizi yiyen bir şey var, şartlar, ekonomik şartlar şu an. Bütün dünyada çok, biz de tabii ki evet, ama bütün dünyada ağır. Dışarı çıkamadık, kapandık, çıktık, böyle oldu, bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu. Bütün bunların içinde çıldıracak durumdayız. Ahtapot'tan öğrendiklerim denen belgeselde adam da mesela 2 sene artık çıldıracak haldeyken diyor Evet. ki Dibe ailesi, vurmuşken. aynen. Tam bak, Tam okey. anlamıyla dibe Çocukluğuna dönüyor. Bildiği en iyi şey ne? Denizde olmak. Ve ailesiyle arası kötü, oğluyla arası kötü, eşiyle çok fena falan. Her gün denize gitmeye başlıyor işte Afrika'daki o yerde ve buz gibi suya giriyor. Her gün giriyor, her gün giriyor ve sonra işte iş sürücülerle bir vakit geçiyordu, hatırlıyor musun? İş sürücülerle vurmuşken. yaşıyor, doğayı takip ediyor falan. Denizin içinde ahtapotu fark ediyor. Onunla o dostluğu, her gün buluşması, ahtapotun ona yaban ne oluyor diye bakması, bir süre sonra alışması. 2000 tane vantusu var değil mi? 2000 vantusu var ve diyor ki, ahtapotları sonra araştırıyor, okuyor, çok okuyor. Diyor ki
2000 vantuzu bütün vücudunun 1/3'üyleydi, değil mi? Hissediyor, Hissediyor. düşünüyor, vücudu ya Bilinçli kol. o vantuzlardı hatta. İnanılmaz bir Evet. sistem. Evet. Müthiş bir sistem. Evet yani. Hatta bir yerde sarıldığını gözlemledik ve orada kızımla ikimizin gözlerimiz doldu. Yani o tam anlamıyla sarılmaktı. Dokunarak, hissederek. Aynen. Sonra onu o kadar ziyaret ettik ki ziyaret etti, ziyaret etti, ziyaret etti. Düşün bak, ehlileştirdi aslında. Yani bence o adam bir ahtapotu evcilleştirdi, öyle değil mi? Kesinlikle. Evcilleştirdi. Aslında biz de böyle evcilleşiyoruz. Yani aslında hani baktığınız zaman Küçük Prens de ne tilki der ki her gün gel. Hep aynı saatte gel. Ne yapar? Neden? Beni evcilleştirmek için. Ne der? Beni evcilleştirmek için her gün aynı saatte gelmelisin der. Tamam mı? Her gün aynı saatte gider gider gider. Sonra hatta gülü ne der? Gülünü bunca değerli kılan uğrunda harcadığın zamandır. Adam bir gün, 3 ay, 4 ay diyor, sabah akşam onu düşünüyordum artık. Ne düşünüyordu? Bir ahtapot nasıl düşünürü düşünüyor adam. Onu anlamak için acaba, çünkü bir ara kaybetti ahtapotu. Evet. Ahtapota lensi düştü. Hatırlamıştım. Evet, tam sarılmışlar, alışmışlar. Lensi düştü. Ahtapot vın. Onun yanına gitti, evine. Onun gelmesiyle hayvan daha da kaçtı. Bu sefer onu bulmacam diye falan filan. Tekrar tekrar. Resmen ona verdiği emekle evcilleştirdi. Öyle değil mi? Kesin. Hiç İlişkinin, vazgeçmedi. aynen, ilişkiyi nasıl kurduğunu gördük orada. Ama şöyle doğasını da bozmadı. Çünkü Evet. hani o köpek balığı saldırısı sırasında bir şey yapmadı ya, kızım sordu mesela. Anne niye yardım etmedi diye. Dedim ki onun doğasına giremez. Çünkü kendini savunmayı unutur. Muhtaç hale gelir. Onun doğasında o var. Kendini savunabildiği kadar savunması gerekiyor. Onu bir türlü anlayamadı ve acımasızca geldi. Yani bu şey de demek, kendi özgürlük alanından da çıkarmaya çalışmadı onu bir yandan. Müthiş bir bağ. Aynen öyle. Yani aynen öyle. Onu, yani mesela ben kendimi düşündüm. Kızdım, köpek balığı onu ısırıyor, dönüyor böyle, kolunu kopardı ya. Ya ne var? Oradan bir şey sapla şu köpek balığına ve dep olsun falan. Ben olsam o ahtapotun evinin etrafını şeylerle döşemiştim falan. Kimse giremezdi. Çit yapmış, evet. Aynen, çit yapmıştım ama adam mesela ona saygı duydu ve ilginç olan şey, hani bütün o evrim sırasında ahtapotun geçen onun zekasını izlerken falan, ama sonunda git ölürken de, yani bütün sistemi, yani bütün akışın, doğanın o zekasının, hani ona, onunla akışta kaldı ve gitmesine de izin verdi. Bence o çok etkileyiciydi yani. Bebeklerini yapıyor sonunda. Bebekleri için hiçbir şey yemiyor. 3 hafta falan aç kalıyor. Halsizleşiyor. Her şey bitiyor. Köpek balığı için açık bir yem oluyor. Ve adam izledi. Yani mesela o, bence biz, hani ölüm hepimizi dehşete düşürüyor ve çok zor. Ve kimse sevdiklerinden ayrılmak istemiyor yani. Hani elimizde olsa biz de geçeceğiz o tarafı falan, ya da elimizde olsa çekivereceğiz geri, ama o da bence çok 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 etkileyiciydi bütünde. Bırakabilmek, hani Evet. bittiğinde, evet, bittiğinde bırakabilmek. Çünkü ne yapıyoruz? İlişki bitiyor. Hala yaşatmaya çalışıyoruz, değil mi? Yani hala beni sevsin, beni istesin, beni. Belki onun hayatındaki o fazla sen bittim gerçekten. İstemiyor yani. Ya da çok geçmişten kalan biri mesela selam yolluyor falan. Niye yolluyor acaba falan oluyorum yani, niye? Daha Evet. bitti o sayfa, değil mi yani, bitti. Evet, niye bugüne gelmeye çalışıyor? Bugün ne? Evet yani. İletişim kurmaya, bağ kurmaya çalışıyor. Evet. Bittiğini de kabul edebilmek. Tamam. Artık bitti. Hani bunu kabul etti. Adamın o şeyi benim çok hoşuma gitti. Ama şunu söyleyeceğim belgeselden arkadaşlar. Arkadaşlar burada şeyi unutmayın. Avlanacağı zaman nasıl adapte oldu, hayata hep adapte oldu.
İşte o yıldızları yemeğinden uzaklaşmak için dadananları zarifçe kenara çekti. Ama yengeci rahat tuttu ama ıstakozu tutmak için stratejiler geliştirdi. Başka şeyler için stratejiler geliştirdi. Köpek balıklarından kaçarken sığ sularda avlandı. Çok geldiğinde karaya kadar çıktı, değil mi? Kuruyacak. Hiç ama şunu demedi. Ay bir sene önce bir gün önce köpek balıkları bana şunu yapmıştı. Bir hafta önce şunu yapmıştı. 10 gün önce bunu yapmıştı. 15 gün önce Ben 15 gün tekrar bak bana da neler yaptı. Ben de ne çektim bu köpek balıklarından. Ben de şunu da yaptım bilmem ne. Bunlar da başıma bela. Bak beni de değersiz hissettiriyorlar. Kolumu da kopardı demedi yani. Şunu demek istiyorum. kolu zaten Travmatik kendine çıktı. O erilişi de gördük işte. Yani yara aynen. kendini kapattı ve iyileştirdi. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Hayatın bir salınımı var ve biz o hani tapta serbest bırakıyoruz ya, biz serbest bırakabilsek burada kesinlikle beni üst perdeden şeyden konuşuyor gibi değil ama hani dertleşiyoruz hep birlikte gibi dinleyin ne olur. Asla hani başka bir niyetim yok. Öyle kaçıyorsa nacizane kusuruma bakmayın. Ama o akış içinde gerçekten hani sörf yapıyorlar ya dalgayla geliyor ve bir yandan da bırakıyor kontrol etme isteğini ve okey. Ve hep şunu hatırlayın. Ben dediğim şey bir kurgu. Ve biz aslında izliyoruz ve gerçekten izlediğimizde muhteşem bir sistem var. Keyfini çıkarabileceğimiz bir şey var. Harika bir zaman dilimi var. Bunun içinde bizim ne yapacağımız bize bağlı. Onların dediğine, yaptıklarına değil. Çünkü elimizde bir gerçekten malzeme var. Ve herkes kendi başyapıtını yapıyor, öyle değil mi? Giderken götürdüğümüz şey işte evimiz, arabamız, bilmem neyimiz değil. Hani keşke götürebilsek. Belki öyle düşünüyoruz ama götürdüğümüz şey kendimizden yaptığımız şey. Kendimizden ortaya çıkardığımız şey. O frekans denen şey. Yani frekans yükseltip gitme dediğin şey o. Kendi kendinden çıkarttığın şey. O da ne? Bütün kainat duyguyla çalışıyor. Bütün kainat düşünceyle çalışıyor. Hissettiğin güzel şeylerle, hissettirdiğin güzel şeylerle ve bunu senin halin etmenle. Hal etmen. Günün sonunda baktığında bütün bunlar sana döve döve bunları öğretiyor aslında, değil mi? Belli güzel şeyleri kendime hal edebilmem. Talebesin resmen. Ama elimizde bu kabiri kısa devre yaptıracak araçlar var, unutmayın. Araçlar baştan beri anlattım. Hani zihnin tekrarlara inandığı, tekrar ettiğimiz taptaplar, gün içinde kötü hissederken sürekli taptaplar, şeyler, büyük resimleri anlamak, büyük resimler üstünde çalışmak, aile dizimleri yapmak. Yani kademe kademe çalışarak kendimizi o eseri oluşturabiliriz. Anneyle babasının yani ebeveynle ilişkisinin iyi olduğunu zannedip mesela danışanların içinde iyi o, dinlediği zaman iyi olduğunu zanneden var mı buna inanan ama aslında hiç de öyle olmayan? Yani çok doğru ve iyi olduğuna emin ama sen uzman olarak baktığında o pencereden aslında değil. Bunun farkında Daha değil. iyi olduğunu düşünenler rastlamadım. Ya. Bence bu şey doğamız Neyse. gibi falan yani. Daha onu düşünmedim. Görmedim yani hiç. Hep oradan başlıyor demek ki. Bu arada birden fazla şey var. Blue çağ ebeveyni. Yani gelişmekteki kızların kendisini nasıl değerli hissettirebiliriz bir anne olarak? Bir saniye, bundan bir tane daha vardı. Çocuklarımızın kendilerini değerli hissetmesini nasıl sağlarız? Maalesef öğretmen ya da arkadaşları tarafından değersiz hissettirilmiş. Bir blue çağ kendini sevmeme yoğunluğu var demek ki. Çokluğu var. Gerçi hep Ya olan bir şeydir. Yani ben de öyleydim. <Yeah. Hiç hatırlamak istemiyorum şu an. Yani geçecek ama evet ebeveynler şu anda endişeli o yüzden.
şey sorumluluk addediyorum o mesaj. Bir tane bir evet. Şey Ha, yapalım. tamam. O ilişkiyle ilgili olanı birazdan sorayım. Şimdi ebeveynler birkaç tane üst üste gelince bir derleme sormak istedim ben. Yani şöyle istersen ne kadar oldu süre bilmiyorum. Seni yordum biliyorum. Yo Aa, yo evet, iki yormadı. saat olmak üzere. Şu bir iki de soru alayım istedim. Sakıncası Tamam. yoksa. Yok, hayır Beyzacığım, meditasyon yaptıracağız ya bir de. Ha, ben baştakini zannettim. Tamam, o çalışmayı zannettim. Yok yok, Peki o istiyorsan zaman. yaptıracağım kısa bir şey. Yani şimdi vallahi ergenler konusunda destek alabilirsiniz. Hani değerli hissetmesi, ama değerli hissetmesi için ya bir kere sorumluluğu, belli sınırların olması bence herkes için çok önemli, ama hani eleştiride gereksiz eleştirilere gerek yok. Ve iyi yaptığı şeyleri söylemek çok önemli. Bak bunu çok iyi yapıyorsun. Bilmem ne. Ya en önemlisi bence şu, ya onlar sen değiller. Hani kendi bakıyorum mesela, çocuk piyano çalıyor, çocuk ata biniyor, çocuk ya 12 yaşında üçüncü dilini öğreniyor falan. Oha, neyi kaçırdın sen acaba? Bak bizim ahtapotta adam oğluyla denize gidiyordu. Ne kadar güzeldi değil mi? İlişkileri çok iyi. Çok, çok güzeldi. Ya ben onu düşündüm. Kim bizde alıp da oğlunu okyanusa hadi gidelim şu hayvanları izleyelim. Kimse götürmez. Hadi ders çalış, hadi ders çalış, hadi ders çalış. Yani tabii ki mesleği olacak, şey olacak, ama hızla değişen yeni parametreler oluşan bir dünyadayız. Bambaşka bir şey de. Bu dünyada birçok meslek kalmayacak belki de. Yaratıcılık çok önemliyken çocukların otantikliğini bozmamak lazım. Ha şunu söylemiyorum ama çocuklar da yani çok zor bir şey. O yüzden çok konuşmak istemedim aslında bu konuda. Hani çok da anladığım bir şey de değil. Ama çok bir yandan da çok zor bir dönem. Çünkü bombardıman tutuldukları değerler çok karışık gençlerin. Onlara aşılanan şeyler anne babalar için gerçekten kaldırması zor. Ama ben hep her zaman her ilişkide konuşulabiliyorsa ve sevgi varsa çözüleceğine inanıyorum ya. Gerçekten. Konuşabilmek. Evet, konuşabilir. Konuşabilmek de değiliz ebeveynler için şu anda. Evet. Gelmeye devam etti ama ergenler kısmını böyle. Ve dinleyebilmek Beyzacığım. Kimse aslında kimseyi dinlemiyor. Yani bazen sadece birisi otursun istiyorsun. Mesela benim ustamda onda bir tanesi çok iyiydi alanında. Bir daha onunla çalışmama sebebim şey, arkadaşım babası ölmüş şimdi. Ona göre baban öldüyse ne olmuş yani? Ona göre ne işte, her şey hayatın parçası vesaire. Baban öldüyse ne o? Ha, dinleyemiyorsun bile, duymuyorsun bile ne dediğini falan oldum, tamam mı? Ve benim için mesela şey, ha, başkalarıyla da çalışacağım artık. Başka kim ne anlatıyor bakacağım. Birisinin seni duymaması çok can acıtıyor. Hatta duyman, yani seni duyduğunu bilmen, seni duyduğunu ve anladığını bilmen onaylamayabilir hiçbir şey. Çok fazlasıyla yeterli iyileştirmek için, öyle değil mi? Birinin seni şöyle oturup dinlemesi ve acını tahmin edebiliyorum demesi, yaşamadım ama tahmin edebiliyorum, çok fazlasıyla iyi gelen bir şey. Terapist olmasına gerek yok. Yani mesela işten atılmış. Hey, işten mi atıldın? Ne yapacaksın şimdi? Kenarda paran vardı değil mi? Bulursun canım. Bulamaz. Ne? İşten mi atıldın? Yanında duruyorsun ve dinliyorsun sadece o kadar. Çok değerli. Çok. Biz ama hepimiz işte çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bilmem ne çalışıyoruz, şunu çalışıyoruz. Bence özellikle bir ergen için hani yol gösteren birinin olması da önemli, ama onunla oturup onu yargılamadan dinleyecek birisi çok önemli. Çünkü hormonları delirmiş zaten o sırada. Hani bütün o kimyanın içinde durmak, bu kadar kimya ve elektrikle çalışan bir makinenin biyolojiye, gerçekten temel bilimler tamamen.
Makine insanı çıldırtıyor biliyorsun. Çıldırtır yani, kadınların benim zamanlarda çıldırdı. Çok normal. Yargılamamak olmak gerçekten çok, ve burada da anahtar kelime bence buydu. Yani yargılamamak. Yaptığı size ne kadar ters de gelse yargılamamak. Suçlu hissettirmemek. Evet, o Yap yapma diyoruz. Yap yapma diyoruz. Hatta ben geçen gün söyleniyordum. Diyorum ki her şey size yapma diyorum. Farkında mısınız? Aferin yani, onu kaldır, bunu ortada bırakma. İşte musluğu çok akıtma, ışıkları açık bırakmayın, tasarruf etmeyi öğrenin. İşte bu israf. Diyorum ki hep yapma yapma yapma. Yap yap. Yani bu komut verme, komutla yönetme de aslında sanki rahatsız, böyle şey, Çin işkencesi gibi yani. Özellikle Blue Çağ'dakileri, yap yapma yap yapma, onu yap bunu yapma. Ya sanki başka bir eylem dili geliştirmek gerekiyor artık. Bilmiyorum. onda şunu öneriyorlar. Öneriyi söylüyorum. Hani deneyimim değil ama ben de bunu yapmaya çalışıyorum. İyi yaptığın şeyleri ödüllendiriyorsun. Aa bak, ışığı kapamışsın. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Anladın? Ya şunu kapa dedim sana, yine açık unuttun değil de. Vay, kapattın mı? Teşekkür ederim. Aa, sofrayı toplamışsınız. Çok harikasın. Size ne ismi var? Mesela, ama habire bir şey ısmarlamak değil de. Böyle 3 kere de, 5 kere de, 7 kere de. Vahşi hayvanları böyle eğitiyorlar. Ödül veriyor doğru yaptığında. Ödül veriyor. Ondan sonra yunuslar öyle hareketler yapıyor. İşte foklar şeyler yapıyor. Aynı şeyi kullanın diyorlar. Peki. Yapalım, meditasyonumuzu yapalım mı? Tamam. Peki. Bir Meditasyonumuza yerden geçiyoruz girdi. sevgili dostlar. Bir yerden girdi, hızlıydı. Gelen soru, teşekkür ederim o hanıma. Böyle bir şeyle yolumuzu da açmış oldu. Hani biraz güncel oldu. Yoksa Hellinger'in sevgi düzenleri. Evet. Değersiz hissetmekten konuşur musunuz ne olur deyince, ben yayından önce sevgili Şeniz Erten'e attım mesajı. Uzun süren bir evlilikti. İhanette sonuçlanmıştı. 32 yıl gibi bir süreydi. Ve üzerinden de çok zaman geçmesine rağmen aynı acı hissediyordu. Dedik ki o birçok dostumuzun sesi olacak. Ki Şeniz Erten'e de bu minvalde istek gelince oradan Evet, ben de konuşmak şey geldi istek içimden. parçayı söyledim. Bu arada tap tapları çok kişi yapmış. Çok teşekkürler geliyor. Kaçıran artık sonra izleyecek Hazel Hanım. Sonra ama çok kişi, benim arkadaşlarım da yapmış tap tapları, çok iyi gelmiş. İyi yani, şu Çok güzel. harika. Evet. Evet, kork, ben hiç Peki. kayıt almıyorum ya, hiç korkmasınlar. Nasılsa sen YouTube kanalına koyacaksın. Bu arada Aynen. seminer dedin hafta sonu. Ha, hafta sonu kadın kökümüz var. Anne, büyük anneyi çalışıyoruz. Vallahi tavsiye ederim, bekleriz hala. Yarın öğlene kadar. Konuştum. Cumartesi, pazar 1:30-5:30 arası. Tamam. Öğleyin 13:30, 17:30. Şey, o Zoom üzerinden mi? Tamam. Aynen, zoom üstünden geliyorsun. İnşallah. O gün kayıt listesi var ama işte öncesinde girme. Sen çünkü demiştin ki bana daha önceki bir seminerinde ikisine birden katılman daha önemli. Yani birbiriyle bağlantılı bir aşama. O yüzden cumartesi önce, sonra pazar. Birisine yakalamam lazım cumartesi günkü. İnşallah. Şimdi şöyle bir şey var bizde. Bu giriş, atalara giriş, Evet. aile dizimine giriş. Dolayısıyla hani kişinin şahsi dizimi değil ama en güvenli sularda, hani ona şey yapmayacak şekilde pratik yapıyoruz. Yani yaptığımız şey, bir dizim bitti, bir konuyu anlatıyorum, küçük küçük pratikler yapıyorum. Parayla karşıya geliyorlar. Bir tane bir cumartesi günü bir çalışmamız var, pazar günde bir ana çalışmamız var. Orada da bütün bu kadınlarla karşı karşıya geliyoruz. Dolayısıyla bu çok iyi gelen bir şey normalde. Ve onları hissetmek, ne olduğunu, hani şey gibi, bir şeyi açmak gibi ve sonra onlara teşekkür edip kendin yoluna devam ettiğin için de gerçekten yaptığında onu, bir de kalabalıkla yaptığımız için nasıl diyeyim, huzur veren bir şey. Ama hani senin çok büyük, bunu katılacak olan, gelmek isteyecek olanlar için söylüyorum. Hani çok büyük şeyler böyle çözeceğim, edeceğim, öyle bir şey değil yani. Anlatabiliyor muyum?
40 senenin şeyini atölyeye geldim çözdüm diye. Ama bazen de insanlar mesela diyor ki geldim atölyeye o günden beri para geliyor. Oradan para geliyor buradan. Evi kiraya veremiyordum kiraya verdim. Şimdi ben ne yardı o geldi. Hay bir para gelebilir. Babamla ilişkim düzeldi. Onun işi öyle oldu. Ondan sonra bu oldu. Oluyor tabii ki ama sen böyle çok hassas bir yerdeysen hani mesela bilmiyorum. Gelmemen belki daha iyi birebir biriyle çalışman, Demek ki kontrolle bir yerden çalışman. bir özgürleşme yakalıyor. Bir düğüm çözülüyor demek ki. Ondan Aynen. sonra arkası En önemlisi bir şu, ben rahatlatıyor. en önemlisi Beyzacığım şu, ben mesela bir 8-10 sene dizim yaptım yaptım hiç faydasını görmedim. Yani çünkü o yüzden bir sisteminin hazır olması gerekiyordu. Bu kadar sürmüyor şimdi, korkmayın arkadaşlar. Bir de mesela insanlar dizime gidiyor, ne olduğunu bilmiyorlar. Yani ne yani dizim ne? Burada anlayacaklar, ne olduğunu anlayacaklar, işleyişi anlayacaklar ve bakış açıları değişecek. Anlatabiliyor muyum? Bence en önemlisi bu. İdrak ettiğinde, gerçekten idrak ettiğinde ya ben bunu yapıyorum galiba dediğinde, onu hissetmeye başladığında şey gibi sürekli olarak bir dönüşüm içinde oluyorsun. Hani gittim, dizdiler, hadi değil. Ya şu an bunu yapıyorum, bak bunu anlatmıştı. Bak yine öyle bakıyorum. Burada bunu tekrarlıyorum, bu anneme ait. Bak, demek ki bu büyükannemden geçmiş bana. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeyleri anlamayı ve nasıl anlayacağını anlamayı öğrenmen önemli. Kendini. Yani bir şey, değil mi öyle değil mi? Bir çeşit pusula gibi oluyor. Ha, bunu böyle bakmalıyım, bunu böyle görmeliyim oluyor. O yüzden bunu giriş niteliğinde yapıyoruz. Bu bilgiyi de Bir vermiş keşif, bir iç sürücülük, bir keşif bir Aynen. anlamda. Aynen. Bu arada Yapalım. diyorlar ki seminer için sevgili Şeniz, ikinci defa katılmak nasıl olur? Herhalde semineri kastediyor. İkinci defa katılmak nasıl olur? Valla 10. defa katılan var. Birçok kez şöyle, birçok kez katılabilir miyiz? Onu da şöyle aldım ekrana. Anne köküne, ya yani anne kökü bu seminere, bu çalışmaya diyor. Katılabilirsiniz. Rahatlıkla katılırsınız. Derinleşiyor. Yani birçok kişi var tekrar tekrar gelen. Daha çok anlıyor, daha çok anlıyor, daha çok anlıyor. İşinize yarayabilir. Benden Temenni biriyim. edin. Ben öyle biriyim. Yani bu tip şeyler mesela şimdi hala aile diziminde iyi bir hoca buldum mu dersini alırım. Mesela birini dinliyordum. Mesela anlattığı yer Beyza çok ilginç. Soru soruyorum. Anlayamıyorum ne anlattığını. Hastalıkla ilgili bir şeydi ama bu hastalıklar. Anlayamadım tamam mı? Tekrar soruyorum. Tekrar. Burayı anlayamadın değil mi dedi. Anlayamadım dedim ama anlayamadığın şey nedir? Senin travmana denk geldiğidir. Yani aşağıda kim bilir kaçıncı nesilde bir şey olmuş. Çünkü ötekileri yeterince deştim ben. Hani bilgisi olmayan bir nesildeki bir anı o. O da bana özellikle söyledi. Hani anlayamıyorsun değil mi dedi. Hani kavrayamıyorsun ne olduğunu. O an mesajı anladım. Anlayamıyorum. Düşmüyor jeton. Aynen dedim. Tamam. Orada bir şey var. Memori var. Hepsi yani çok ilginç işliyor. Hani bunu hastalıklarla birleştirdiğinde çok acayip oluyor. Ama bu çalışma o değil yani. O başka başka şeyler. Bu bildiğin giriş. Anlamana, bakış açına, şeyine yarıyor. Birçok insan çok memnun. Bu bakışla bakacaklarsa beklerim. Başka soru var mı? Dilek Hanım diyor ki en az 10 kere çalıştım Şeniz Hocam'la. Her biri ayrı bir bilinç açtı demiş Dilek Hanım. Sevil Ha. Hanım diyor ki atölyenin bireysel olması mümkün değil mi? Diye soruyor. Hatta şöyle alayım öne Adı görünsün diye atölye. çekeyim. Adı atölye. Evet, Hani. birebir bir çalışma Yani değil yani. atölyeyi ya bireysel çalışabilirsiniz de birçok dizimci de var. Hani fiziksel dizime de gidebilirsiniz.
Ama ben hani atölyeyi ilk kez böyle bir şey yapacaksanız özellikle ve özellikle bazen dizim açmış kaç kere yine geliyor ve çok faydasını görüyor. Hani hiç dizim açmadan dizim açtırmaya gitmeyin. Ne olduğunu bilmiyorsun ki. Neyi anlayacaksın ya? Neyi anlıyorsun? Ne çalışıyor? Anlatabiliyor O muyum? zaman giriş için ilk yani adım atış için giriş için bu çalışma daha Evet, aynen. Zaten değil giriş mi? yazıyor. Giriş. Aynen. Selma Aynen. Hanım diyor ki DM'den mesaj attım. Mira Hanım katılım için niyet ettim. Bilgi rica ediyor. Yani Mira Şeniz Hanım'a attınız herhalde Selma Hanımcığım. Ya bana da attıysanız ben iletirim. Gerçi de herhalde kendisine attığınızı ifade ettiniz. Olsun bana da gelse. Gönderdim. Bir sonraki atölye yani bu hafta sonu var. Evet. Bir sonraki belli değil. Bilmiyorum Evet yani artık. en yakın olan konuştuğumuz Aynen. bu Aynen. hafta sonu. Çok sevdim sizi. Şekerci Gülten çok sevdim sizi yazmış. Şöyle ekranı aldım. Peki geçelim mi? Çok da böyle belki hala gidip işte namaz kılmak isteyen vardır. Kendine göre ibadetini etmek isteyen Evet. vardır. Ben yani böyle yavaş yavaş meditasyonumuza geçelim ki böyle geceniz huzurla devam etsin. Artık uykuya mı gidiyorsunuz ibadete mi? Bundan sonra YouTube'da izleyenler için de şifa olsun şimdiden. Ay. Zamansızdır çünkü ağızdan çıkan her şey. Şimdi İzleyen anne herkes... baba. Özür dilerim Beyza. Söyle. Söyle. Rica ederim. İzleyen herkes istiklal etsin inşallah niyetiyle diye vereyim Aa. sözü. Aa, bir anne babaya bakacağız. O kadar. Çok ufak bir şey olacak. Olur mu? Tamam. Şimdi arkanızı yaslanın. Şöyle güzelce oturun. Gözlerinizi kapatın. Nefes al ve yavaşça ver. Nefes al ve yavaşça ver. Nefesi bir, iki, üç, dört ve daha yavaş şekilde ver. Kendi ritmini ayarla ama yavaş olmasını sağla. Ve oturduğun koltuğu fark et. Koltuğun seni taşıdığını, arkanı yaslandığını. Şöyle bir nefesini rahatça bırak. Ensen gevşesin. Omuzların gevşesin. Sırtın. Bacakların rahatlasın. Nefesin gittikçe derine ve daha derine. Daha ve daha kolay akmaya başlasın. Nefesin daha ve daha derine. Giderek daha ve daha kolay. Oturduğun yerin seni taşıdığını ve senin artık bir şeyi taşıman gerekmediğini fark et. Omuzların iyice rahatlasın. Ağırlığını ona iyice bırak. Daha ve daha çok bırak. Ve her nefeste daha derin, daha rahat, daha kolay bir akışa teslim ol. Her nefeste artık daha derin, daha kolay ve daha rahatsın. Şimdi senin geçmişe doğru bir yolculuk yapmanı ve çocukluğunu hatırlamanı rica ediyorum. Seni çocukluğunu hatırlamaya davet ediyorum. Kendini gör. Belki küçük bir kız, belki küçük bir erkek. Hı.
ve sonra daha ve daha gerisini gör. Gittikçe küçülüyorsun. Gittikçe küçülüyorsun. Bebekliğin, anne karnın ve hatta döllenme anı daha ve daha geriye, hayatının başlangıcına. Şimdi oradan geriye bak. Başlangıç anne ve babanın kadın ve erkek olarak sevgileri, bir araya gelişleri. Onlar arkalarından gelen yüce bir güçle, kuvvetli bir dürtüyle birbirlerine çekiliyorlar. Büyük aklın planıyla, yaratıcının planıyla. Ben anne ve babamı birleştiren bu yüce güce bakıyorum. Onun büyüklüğünü görüyor ve önünde eğiliyorum. Her şeyin ötesindeki, her şeyin ona aktığı yaratıcının önünde eğiliyorum. Ve sonra şükran ve sevgiyle anne babama bakıyorum. Bir araya gelişlerini ve benim bu birliktelikten oluşmama. Sonra anne babam beni bekliyor. Umutla, her şey iyi olacak mı endişesiyle. Ve annem beni ağrılarla doğuruyor. Ve birbirlerine bakıyorlar. Bu bizim çocuğumuz mu? Evet, sen bizim çocuğumuzsun. Biz de senin anne ve babanız. Ve sana bir isim veriyorlar. Ve her yerde bu bizim çocuğumuz diyorlar. O zamandan beri bu aileye aitim. Bu ailenin bir üyesi olarak yaşadığım hayatı kabul ediyorum. Belki çocukluğumda zor şeyler oldu. Bana çok zor geldi. Belki çok acılıydı. Ama hayatın kendisi, o büyük güç, bunların hepsini kapsadı. Belki benden çok şey bekledi bu güç, güçlük, bu zorluk. Bayağı bir çaba gösterdim. Belki anne babamı hiç tanımadım. Belki hiç görmedim. Ne olduysa hafifçe başını eğ lütfen. Avuçlarım açık. Geçmişe bakıyorum. Ve geçmişi olduğu gibi alıyorum. Her şeye. Tam olduğu şekliyle. Tam da bu hali beni bugünkü ben yaptı. Onu bu şekilde alarak özel bir kuvvet kazanıyorum. Şimdi bunu idrak et. Tam da olduğu şekilde aldığında özel bir kuvvet kazanıyorum.
ve esas olanın yaşam hediyesi olduğunu fark et. Şimdi anne babama bakıyorum. Önemli olanı sizden aldım. Bunun dışındaki her şeyi de alıyorum. Ne yaptıysanız, ne olduysa hepsini. Onlar da benim hayatıma ait. Hepsini kabul ediyorum diyorum. Ve fark et. İçinde anne ve babanın olduğunu. Her birimiz onları içimizde derinlerde taşıyoruz. Şimdi seni bakmaya davet ediyorum. Anneni içinde nerede hissediyorsun? Anneni içinde nerede hissediyorsun? Babanı içinde nerede hissediyorsun? Baban içinde nerede? Hangisi daha ön planda? Hangisi daha arka planda? İkisine de ön plana gelmeleri ve benim içimde babam ve annem olarak buluşmaları ve beraber kalmaları için izin veriyorum. İkisinin de beraber kalması, İçimde benim babam ve annem olarak buluşmaları için izin veriyorum. Onlar benim içimde daima beraber kalıyor. Buna sevinebilirim. Onlar gerçekten içimdeler. Ama ben sadece onlarda değilim. Onları taşıyorum. Ve olan her şeye evet diyorum. Sonuçta bu sayede gelişebildim. Ve annemin, babamın dışında birçok kişi de bana yardım etti. Örneğin onlar müsait olmadığında bir öğretmenim, bir teyze, veya sokaktaki biri neyin var ufaklık diye sordu. Beni kolladı. Şimdi hepsini ruhuma ve kalbime alıyorum. Bütün o kişiler. Ve birdenbire içimde büyük bir doluluk yaşıyorum. Bütün bunları sevgiyle kabul edince kendimi dolu, yeterince almış ve uyumlu hissediyorum. Sevgi benim içimde ve benim içimde gelişiyor. Şimdi daha iyi biliyorum. Sevgi benim içimde ve benim içimde gelişir. Ve yaşamın büyük Evet, onu söyledim. Yani meditasyona otururken bu kesintiler çok risklidir. Ama çok şükür dedim, tam sonunda donma oldu. Bölmedik. Çok çok güzeldi. Yüreğine sağlık. Çok güzeldi gerçekten.
Ben teşekkür ederim Beyza'cığım. Bu buzağının görünen yüzü gerçekten çok kıymetli. Evet, çok güzel mesajlar da geliyor, geliyor, geliyor. Tamam. Güzel gitmiş. Çok teşekkürler. Ben Seminerde de teşekkür inşallah ederim. katılacak olan herkese şifa olmasını diliyorum. Bu meditasyonunda bugün katılan ve bundan sonra katılacak herkese şifa olmasını diliyorum. Amin. Miraç Enizler Ülken, iyi ki varsın. Sen de öyle. Sen de öyle Beyza'cığım. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere Beyza. Herkese sevgiler diliyorum. İyi geceler. Çok 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 ayrıca konuk teşekkür ederim. olduğum için de çok teşekkür ederim. Yüreğine Ne demek? sağlık. Ben de seve seve, sevgiyle her zaman katılan herkese çok teşekkürler. Sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay. Aa, Ahtapot'u seyredebiliyorsanız seyredin. evet, onu sormuşlardı. Ahtapot'tan öğrendiklerim. Dizi platformu var ya orada. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bay bay.